atıyorum 10 milyon TL kazandıysa TikTok 30 milyon TL kazandı. 50 milyon TL kazandı. Ki 10 milyon TL kazanan birisi yok bu platformda. Şöyle söyleyeyim size. Rakam vererek konuşalım. Herkes rahatlasın. Şüpheler ortadan kalksın. Gelin hep beraber. 100K arkadaşlar. 100K ödül alıyorsa birisi. Bu platformdaki yayıncılardan 100K. 500 dolar ediyor. Yayıncıya kalan para. 100K. 500 dolar. TikTok'a kalan para çok başka. Çok başka bir para. 100k 500 dolar ediyor. Evet oha yazan. <laughs> Ama yani ilk baştan beri 500 dolar. <laughs> ne oha, oha. Kim konuşur bunları şu anda? Konu gider ayak konuşuyor. <laughs> evet. Ee, buradan sonra da hesaplayın. Yani mesela 700 bin lira kazandı yazanlar yalan söylüyor. Kazanmadım yani öyle bir para. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Öyle bir para kazanmadım yani. 700, 700 bin lira, 500 bin lira. Günde öyle bir para kazanan insan TikTok'ta yok arkadaşlar. Yani hiç kimse bu platformda bir gün içerisinde 250-300 bin lira kazanmıyor. Hiç kimse. Benim gördüğüm. ya yani bir gün olur o. Bugün de olmadı mesela yani. Bugün de olmadı. Her zaman olmaz. Yani matematiğin 400 bin kazanmadım arkadaşlar. Yine yanlış hesaplıyorsunuz. Yani kaç para? Çok açık. <laughs> ya yani çok açık yani. Şimdi 100k 500 dolar diyorum size. Mesela artık gerisini hesaplayın. Aranızdan birini seçin. Matematiği kuvvetli. O mesela devamını getirsin. Öbür türlü. E şimdi at var. Kaç param var demek gibi oluyor. Öbür türlüsü. Ben size bugün dedim ki herkes için. izlerken ona söyleyin. Ona göre seyredin. 100k 500 dolar dedim. Ona göre şey yapın. Türk parasıyla söyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Dolar kaç para lan? Eee Türk parasıyla 6000 lira mı 100K? 11 11'e göre 5000 lira mı? 5500 lira mı? Öyle bir şey 100K. 5000 lira. 5000 lira diyip rahat hesaplayın. 100K 5000 lira. Evet, ona göre hesaplayın. Eee Yani hak eden var mı bu platformda? Hak etmeyen var Para ama bir şekilde herkes kazanıyor. Yani bu platformdaki en az izlenen fenomenin bile iyi bir kazancı var yani normal hayata göre. Öyle görüyorum ben. Ee, sabaha kadar hesaplayın diyorlar. Arkadaşlar geçen sene bugünler dizide oynuyordum tabii ki evet. Hani her zaman dizide oynayan bir adamdım ama benim de ortalama bir aileden geliyorum. Ortalama bir ailem var. Ortalama bir insanım. Hayat standartımı hala değiştirmedim. Annemle babamla beraber yaşamaya devam ediyorum. Ee, apartman boş olduğu için rahat yayın yapayım diye gerçi dürüst olmak gerekirse. Kendi hayatımı değiştirmem çünkü öyle bir adam değilim. 30 yaşından sonra hani Kemal Sunal'ın filmi var ya. Bu yaştan sonra gelen zamansız paraya deyip tuvalet yaptırıyor. <laughs> yani ben mutluyum yaşadığım hayattan, olduğum kişiden. Ben mutluyum. Hiçbir zaman büyük konuşuyorum. Hiçbir zaman Lamborghini ile gezmek beni çekmedi. Hiçbir zaman. OBT'de arla ya, yazıyorsunuz devamlı. Bir şey konuşuyoruz. Şu an çok daha kıymetli değil mi ya? 5 gün yokum arkadaşlar. Beni özlemeyecek misiniz? 5 gün şu anda sohbet ediyoruz. OBBW alıyoruz. Bağırıyoruz birbirimize. Başka bir şey yapmıyoruz ki. OBBW alıyoruz. Bağırıyoruz yani. Bakayım müsait mi? Hadi onu da alalım. Bugün final olsun alabiliyorsak. Artık